İnsana hikmetli ve ibretli bir gözle bakmak, onun günahlarla kirlenmiş durumundan ziyade aslına itibar ve iltifat etmeyi gerektirir. Günahı değil, günahkarı hoş görüp merhametle kucaklamanın derin bir hikmeti de işte budur. Kur'an'ın hikmetli ve şefkatli bir talebesi, günahkar insanı kanadı kırık bir kuş gibi şefkat ve alakaya muhtaç bir varlık olarak telakki eder. Onun buhranlı ruhunu teskin etmenin, yeniden sıhhat ve huzura kavuşturmanın endişesini ruhunda hisseder. Çünkü Halık için mahluka gösterilecek şefkat ve müsamaha, müminleri kemale ve fazilete erdiren en tesirli bir kuvvettir. İşte bu bakış açısına sahip şahsiyetlerden birisi de Bediüzzaman Said Nursi'dir. Kendisi hapisteyken bile eğlenen insanları ahiret hesabına acıyan ve şefkat eden bir merhamet timsaliydi. Bu konuda bir hatırasını nakletmeye çalışayım. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, Bediüzzaman'ın kaygısı, sevdası, derdi, davası hep Allah'ı kullarına tanıtmak ve sevdirmekten ibaretti. Bütün engellere, acılara, işkencelere, hapislere, sürgünlere, zehirlemelere rağmen Kur'an'a, imana, İslam'a hizmet duygusundan hiç ayrılmadı. En zor şartlarda bile hiç ümitsiz olmadı. En olumsuz şartlardan daima en olumlu sonuçlar çıkardı. Kendisini batırmaya, bitirmeye çalışanları da huzura ve mutluluğa, yani kulluğa çağırdı. Çünkü ona göre kul olmak, kurtulmak demekti. Kendisine en acımasız hakareti ve dayanılmaz işkenceyi layık görenleri bile iman hakikatleriyle tanıştırmak ve kurtarmak telaşındaydı. Güle oynaya günah bataklıklarına batanlara da merhametle baktı. Günahına ağlayamayanların günahına da ağladı. Çünkü onun insana ve olaylara bakışı veli bakışıydı. Her düşenin acısı önce onun yüreğine yansırdı. Her ezilenle evvela onun içi ezilirdi. Çünkü o şefkatten ibaretti. Sevgiyle sarıp sarmaladı. Yaralı yürekleri, manevi kiri, pası, yarayı acısız ameliyatlarla tedavi etti. Gönülleri çelen, ruhları çeken bir muhabbet merkeziydi. Uyanalım diye uyanıktı. Ebediyen gülelim diye ağlıyordu. Cenab-ı Hak bizlere de böyle ulvi bir ruh ve günahkarları da kuşatacak bir şefkat nasip eylesin. Amin.